Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre doğurganlık oranının en yüksek olduğu illerden birisi olan Şırnak Cizre ilçesinde Doktor Selahattin Cizreloğlu Devlet Hastanesi'nde doğum öncesi anne karnındaki bebeklerde hastalık ve sakatlıkları tespit eden üçlü tarama test cihazı kuruldu. Belirlemektedir. Bu ultrason ile... Şırnak bölgesindeki hiçbir hastanede bulunmayan ve doğum öncesi bebeklerde nörel tüp defekti, Down sendromu riskini tespit eden üçlü tarama test cihazı Doktor Selahattin Cizreloğlu Devlet Hastanesi'nde faaliyete girdi. Test ücretinin tamamının Sağlık Bakanlığı tarafından ödendiği bu test sayesinde vatandaşlar hem büyük bir külfetten hem de bu testi yapmak için başka yere gitmekten kurtuldu. Üçlü tarama testi yapan icazımızdır. Bu üçlü tarama testi gebelikte nöral tüp defektleri, Down sendromu, mongolizm denilen hastalıkların riskini gebelikte yani doğumdan önce olan riski belirlemektedir. Bu ultrason ile bir arada kombin olarak cihazda program tanımlı ve bu riskler, bunlar veriler cihaza verilerekten, ultrason sonuçları birlikte cihaza verilerekten o riski belirlemektedir. Bu üçlü tarama testi bakanlığımız tarafından ücreti ödenmektedir. Yani vatandaş, yani gebe olan kişiler geldiklerinde herhangi bir ücret ödememekte. Bunun faydası nedir? Faydası şu: mongolizm, Edwards sendromu denilen o zeka geriliği ile ilgili olan bir genetiksel hastalık veya nöral tüp defekti denilen alfa fetü proteinle alakalı olan omurilik açıklığı ve halk arasında bilinen omurilik açıklığı olan bu hastalıkları risk olarak belirlemektedir. Kürtaj yapma. En büyük sıkıntı evet. Bu. Çünkü evet. Gebelik tahliyesinin günah olduğuna dair bir inanç olduğu için Cizre'deki sıkıntı 15'ten sonra bebek büyüyecek, kalbi atacak ve alımı zorlaşacak gibi bir inanç var. Bundan önce ikili tarama testimiz var. İkili tarama testinde biz bebeğin ense kalınlığına bakıyoruz ve ona belli bir disk taraması yapıyor. Şırnak bölgesinde ve Cizre'de doğurganlık oranı çok fazla. Dolayısıyla Down sendromu, sırtı açık, omuriliği açık, nöral tüp defekti hastaları ve zeka geriliği olan hastalar çok fazla görülüyor. 35 yaşından sonra bunlarda risk artıyor ve 35 yaşında ve 8. doğumdan sonraki doğumlarda özellikle hastalar bunun bilincinde değiller. Bir dakika.